Valla neler düşünün, dizi kazıklıyor. Kazıklıyor mu? Nasıl kazıklıyor? Bay bildiğin kazıklıyor yani. Ya ben hiç kimseyi tanımıyorum. Ya valla bu ülkenin anasını ağlattılar. Adam geliyor diyor ki ben 12 bin lira maaş alıyorum. Ne olacak? Dolar karşısında biraz daha değer kaybedeceğiz. Ondan sonra bu şekilde böyle kümülatif bir şekilde ilerleyip en sonunda artık Almanya'nın bir dönemde yaşadığı böyle tomar tomar çanta para götürüp bir şeyler aldığı döneme doğru mu gideceğiz diye gerçekten çok kötü korkuyoruz. Çünkü at hakkında yandan... neler düşünüyorsunuz? Valla neler düşünün, dizi kazıklıyor. Kazıklıyor mu? Nasıl kazıklıyor? Bay bildiğin kazıklıyor yani. Ne, nasıl kazık diyorsun? Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir kere ekonomiyi bilmiyor. 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 Yani ne öğrenebildi ne de öğretebildi. Yani bir insanlar çok bunalım durumda. Ama 6 ay içerisinde ne öğrenebilir ne de öğretebilir. Öğretemez de ki. Zaten bilgisi yok onların ki. Bilgisi olmayan insanlar başa geliyor. Yalan yani. Öyle mi gerçekten? Evet ben öyle şey yapıyorum. Neden bakan olmuşlar o zaman? Bakan olmuş ki şöyle bakan, torpil bakan. Torpil bakan. Tabii. Değil mi yani? Torpil yani resmen. Peki Türkiye'de sürekli böyle mi oldu? Torpil mesela Türkiye'de de şöyle söyleyeyim. Bir şeyisi var da dayısı varsa, amcası varsa torpilli de demekten. Yani çıkar yolu vardır. Tabii canım ya çıkar yolu var. Halkın çıkarını peki kim düşünecek? Vallahi halkın çıkarı hiç zannetmiyorum. Zannetmiyorum derken nasıl zannetmiyorum? Yani, düşünecek? Baştaki yönetici insanlar yani hakikaten yani evet. Bir kere halkı düşünüyor. Yani böyle şöyle söyleyeyim yani açık açık söyleyeyim. 20 milyon zengin varsa ben yine şey yapmıyorum kimse laf atmıyorum ama yine içimde gelen söyleyeyim. 20 milyon zengin varsa 60 milyon da orta tabakanın insanlar var. O zenginler eksik olmasın. Yaşıyor, o orta tabaka sürünüyor. Yani mesela ben emekliyim. Orta tabakanın sürünmemesi için ne yapması gerekiyor? Valla iyi gün atmak lazım. Yani iktidarın iyi yönetmesi. Tabii canım. Bir baba, bir anne, bir evladını şey yapamasa, yönetemezse, beceremezse, yani yetiştiremezse o evlat ne olur? Ya çok affedersin. Ya kaba sarhoş olacak ya da psikopat olacak. Yalan mı yani? Artık o döneme geliyoruz yani. Ya o döneme geldik yani. Yani bir çare yok yani. Peki, bütün millet bunalım durumda. 2023'ten bahsediyorlar. Umudu 2023'e bağlamışlar. Vallahi şimdi 23'te şöyle söyleyeyim. Hepsi kendi çıkarını yine düşünüyor. Seneye de mi aynısı olacak? He? Daha mı fazla olacak, daha mı kötü olacak, daha mı iyi olacak seni? Valla şeye bağlı şimdiki yönetime bağlı ya. Beni gelen hükümet çok iyi kazanırsa iyi olur. Böyle yönetim olursa başa gelsin, ne de bir daha da bizi görsün, ne de biz onları görelim. Ya ben hiç kimseyi tanımıyorum. Ya valla bu ülkenin anasını ağlattılar. Adam geliyor diyor ki ben 12 bin lira maaş alıyorum. Adamın ayakkabısı yırtık. Ben 12 bin lira maaş alsam var ya, ben takım elbiseyle gezerim ya. Tamam sen zenginsin, bir at görüşlü olmayın, ahtapot olmayın, biraz etrafınıza bakın. Bu millet ne zorluklar çekiyor. 5 bin lira kira veriyor. Doğal gaz parası, çocukların okul parası. Bunları kim geçindirecek? 5 bin lira kira veriyor dedin. Ne kadar maaş alıyorsun? Sen ne kadar maaş alıyorsun? Asgari ücret al. Hadi mesaiyle 6 bin olsun. Hadi 6 bin olsun. Hadi 4 bini kiraya versin. Diğer 2 bin çocuklarına elbise mi alacak? Çocuklarına harçlık verecek. Çocuklarına okul servis parasını mı verecek? Hangisini geçindirecek? Ne yapacak peki? Bunları düşünmüyorlar. Ne olacak peki? Adam bana diyor ki zamlara göre asgari ücreti yükseltti. Tam asgari ücreti yükseltti. Başka bir üstüne. Bu zamlar nedir? Bir domatesin kilosu 26.90 olmuş ya. Çay da zamlandı dün. Eskiden millet 4-5 kilo domates alıyordu, şimdi 2 tane alıyor, 3 tane alıyor. Bu milletin durumunu görüyorum ben. O kadar sorunsaldan bahsettik. Hani bu sorunsaldan bahsettik. Çözümü ne? Çözüm nerede? Çözümü bu yönetim değişecek abi. Ne zaman değişir? Valla en kısa zamanda değişmesi lazım. Çünkü bu insanların hali hiç iyi değil. Ama yönetim de 2023'e bel bağlamış.
Yemin ederim 2023'te de gene aynı pok devam ediyor. Bu millet var ya, hak ediyor. Abi sen görüyorsun halini, çevrendeki insanları görüyorsun. Sen gene aynı şeyi yapıyorsun. Yapma, yönetimi değiştir. Yönetim milletin elindedir. Millet oyunu vermesin. Yönetim kendisi değişecek. Adam akıllı birisi gelsin otursun. Kim mesela bu adam akıllı biri var mı tahmin ettiğin aklına? Valla ben kendim ben Kürt'üm. Ben oyumu HDP'ye veriyorum. Ölene kadar da. Şimdi suçsuz, haksız yere çok yatan insan var. Tamam. Şimdi kalkmış bana ne yapıyor? Bir şey yapacak. Sen Kur'an-ı Kerim nedir ya? Sen meydanlara sallandırıyorsun Kur'an-ı Kerim'i. Çocuk oyuncağı mı bu? Böyle milleti bir makarnayla bir şeyle kandıramazsın sen. Bu saatten sonra olmaz. Heh, bu saatten sonra zaten hiç olmaz. Milletin gözü açıldı. Artık millet ne duruma düştüğünü anladı. Milletin gözü açıldı. Yeter ya. Çocuklar kendine doğru düzgün bir alışveriş yapamıyorlar. Ama çokça ismini duyuyorum. Nerelerde duyuyorsunuz? Değişik şakalar olsun. Değişik güldürme, gülüşüyle alakalı şakalar falan yapıldığını duymuştum. Yapıldığını, ha? Mizah seviyesinden dolayı değil. Yok canım, hayır. Mizah seviyesinden değil de farklı konularda yapıldığını duydum. Bugün doların yükseldiğini biliyor musunuz? Bugün doların yükseldiğini duymadım ama sabah bir gazete aldım ve gazetede rakıya, alkole, tuza, onun dışında birkaç şey daha sayıyordu. Neydi? Zam mı gelecek? Evet, yakıt falan, bunların hepsine ayın başında zam geldiğine dair bir sürü köşe yazısı okudum. Ve hepsini yazmışlar tek tek. Hepsinde %30 ve 40'ın üzerinde zam olduğunu işittim. Ne olacak peki? Böyle zamlar devam mı edecek? Hani? Ne olacak? Zamlar devam edecek. Zamlar devam ettikçe Türkiye Cumhuriyeti para basacak. Para bastıktan sonra paramızın değeri biraz daha düşecek. Sonra ne olacak? Dolar karşısında biraz daha değer kaybedeceğiz. Ondan sonra bu şekilde böyle kümülatif bir şekilde ilerleyip en sonunda artık Almanya'nın bir dönemde yaşadığı böyle tomar tomar çanta çanta para götürüp bir şeyler aldığı döneme doğru mu gideceğiz diye gerçekten çok kötü korkuyoruz. Çünkü bir yandan da genç olduğumuz için açıkçası bizim çok daha fazla kaygılarımız var bu yaşlı veya orta kesim dışında. Çünkü orta kesim bir şekilde işini oturtmuş, artık evini almış, arabasını almış, bir şeyler yapıyor, çocuğunu yetiştiriyor falan. Ama onların çocukları ne yapacak? Torunları ne yapacak? Yani biz üniversite okuyoruz. Ben şu anda staj yapıyorum. Asgari ücret üzerinden değerlendiriliyor benim aldığım maaş. Ama aldığım maaştan sonra benim ailemden daha fazla para almamak için bu işi yapıyorum ama yetmiyor. Ailemden yine eskisi kadar, hatta bazen daha fazla bile para alıyorum yani. Başta söylediniz ki de paramızın değeri düştükçe düşecek. Nurettin Nebati, Maliye ve Hazine Bakanımız en son konuşmalarından bir tanesinde şey söylemişti. Demişti ki bu artık son. Bu düştüğü yer burası, zemin burası demişti ama gitgide daha da değer kaybetmeye başladı. Daha gider mi sizce? Daha çok değer kaybeder mi? Bu para basımı devam ettikçe tabii ki de devam edecek. Yani bu birisinin çıkıp orada burada duracak artık demesiyle duran bir şey değil ki.